Herkese merhaba. Bu videoda bir Havye istasyonu yapacağız. Tasarlamış olduğumuz PCB'yi tamamen bir ürüne çevireceğiz. Eğer sizin de ürüne çevirmemi istediğiniz proje fikirleriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu arada artık ses kayıtlarını yaka mikrofonundan almaya başladım. Umarım ses kalitesi öncekine göre daha iyidir. Bunu da belirtirseniz sevinirim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Devremizi lehimlerken bir taraftan da devre şemamızı inceleyelim. Öncelikle devrenin giriş kısmından başlayabiliriz. Giriş kısmında bir buck converter regülatörü kullandım. MC34063 entegresini kullandım. Bu benim çok sık kullandığım bir entegredir. Bunu hem step up hem step down hem de voltaj inverter olarak kullanabileceğiniz bir entegre. Gayet başarılı bir şekilde çalışmakta. Burada devreyi 20 volt ile besleyeceğimiz için lineer regülatörler bize burada aşırı derecede ısı yapacaktır. Bu nedenle bir buck converter kullanıp daha sonrasında ise bir lineer regülatör kullanmak daha avantajlı olacaktır mikro denetleyicimiz için. Hemen yanında da 5 volta düşürmüş olduğumuz gerilimi 3.3 volt seviyesine çeken lineer bir regülatörümüz var. Bu AMS1117. Buck converter'dan gelen paritleri bastırabilmek için hem girişine hem de çıkışına 100 nanofaradlık kondansatörler koyduk. Burada ESP kartını düzgün bir şekilde kullanabilmeniz için bazı konfigürasyonlar yapmanız gerekiyor. ESP'yi kullanabilmemiz için 2 pin konfigürasyonuna ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi enable pini. Enable pinini 10 kilo ohmluk bir direnç ile high seviyesine yani 3.3 volt seviyesine çekiyoruz. Diğer pinimiz ise GPIO15. GPIO15 pinimizi 10 kilo ohmluk bir direnç ile gain'e yani eksi hattına götürmemiz gerekli. Bunlar entegrenin çalışması için gerekli olanlar. Diğer pinler ise entegreye dışarıdan bir USB TTL ile program yükleyebilmeniz için yani kodunuzu yazmış olduğunuz kodunuzu içerisine atabilmeniz için gerekli olan konfigürasyonlar. Biz buna boot mod diyoruz. Yani entegremizi boot moduna, yükleme moduna alıyoruz. Bu moda nereden ulaşabilirsiniz? ESP12F'in datasheet sayfasından, veri sayfasından ulaşabilirsiniz bu verilere. Boot mod yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Bizim kullanmış olduğumuz ESP12F'deki boot pinleri Enable Reset, GPIO15, GPIO0, GPIO2 ve TXD0 pinleri. Bu pinlerimizin belli başlı konfigürasyonları var. Şu anda ekranda da görüyorsunuz bunu. Ben bunu data sayfasından aldım bu görseli. Bir önceki videoda da bahsetmiş olduğum burada MOSFET sürücü yapısı var. Buradaki bu yapıyı kullanmaktaki maksat MOSFET'imizi daha hızlı bir şekilde doldurup boşaltabilmek. Yani gate kapasitesini hızlı bir şekilde doldurup boşaltabilmek. Eğer biz buradaki şu yapı yerine buradaki pini direkt olarak gate'e bağlarsak bize iki tane sorun teşkil edilecektir. Hatta bunları 3D diyebiliriz. Birincisi bizim MOSFET'imiz 3 volt ile tamamen açılacak mı sorusu. Yani kullandığınız MOSFET 3 volt ile tamamen açılacak mı? Logic bir MOSFET ise belki açılabilir ama genelde Logic MOSFET'lerde 5-4 volt 5 civarında tamamen açılıyor. 3 volt da açılır ama tamamen açılmaz. Ki bunu da en iyi kullandığınız MOSFET'in veri sayfasından öğrenebilirsiniz. Bu birinci sorunumuz. İkinci sorunumuz ise kullandığımız mikro denetleyici pinleri bu kadar hızlı bir şekilde doldurma ve boşaltma yapamaz. Şarjı düşündüğümüz zaman Arduino için söyleyeyim, ESP'nin pin akımlarını bilmiyorum ama büyük ihtimal o da yakın bir seviyededir. Arduino'da 40 miliamperlik bir akım ile doldurup boşaltabiliyorsunuz. Bu yüksek hızlı uygulamalarda veya endüktif uygulamalarda problem yaratacaktır. Çünkü doldurma ve boşaltma süresi uzayacaktır. Üçüncü sorun ise buradaki kullanmış olduğunuz yüke bağlı olarak değişecektir tabii ki. Örneğin burada bir motor sürüyor olsaydık büyük bir endüktif yük olacağından dolayı gate kısmında bir parazit yapacaktı. Ve şuradaki yapıyı kullanmadığımız sürece bu parazit olduğu gibi mikro denetleyicimize gidecekti. Ki bu parazit dediğim şey bazen verdiğiniz voltajın iki katına çıkıyor. Yani 3.3 volt değil 6.6 voltluk bir parazit yapıyor. Bu da sizin kullanmış olduğunuz MCU'nuza zarar verir. Kalem avyalar içerisinde genelde K tipi termokupullar kullanılır. Bu termokupulu düzgün bir şekilde okuyabilmemiz için de bir op-amp kullandık. Hem bize bir izolasyon sağlayacak hem de bu üretilen voltajı ki termokupullar voltaj üreterek çalışır. Bunlar milivoltlar seviyesindedir. Mikro denetleyicimizin okuyabileceği seviyeleri yükseltmemizi sağlayacak. Evet, kart hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Artık projemize devam edebiliriz. Diğer aşamalarına geçelim. Devremizi tamamladık ama iki komponentimizi lehimlemedik. Bunlar R15 ve R14 direnci. Bunlar bizim op-amp'ımızın kazanç katsayısını ayarlayacak olan dirençler.
Bunu lehimleyebilmemiz için öncelikle değerlerini bilmemiz gerekiyor. Bunun için de kullanacağımız kalem havya başlığının termokupolunun nasıl davrandığını bilmemiz lazım. Bunun için küçük bir test yapacağız. Ondan sonra bu değerleri belirleyip dirençleri gerekli yerlerine lehimleyeceğiz. Öncelikle havyanın uçlarını bulalım. Daha sonra sıcaklıkta üretmiş olduğu voltaj değerine bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi havyamızın iç yapısı bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz renkli kablolar bizim termokupolumuzdan gelen kablolar. Diğeri ise ısıtıcı için olanlar. Şöyle hemen test edelim bunu. Voltmetremizi 10 kademesine alıyoruz ve ısıtıcı kısmı ölçtüğümüz zaman bize 0 ile 20, 30 ohm arasında bir değeri vermesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi 15.9 ohmluk bir değer verdi. Diğerinde ise bir şey göremiyoruz. Çok düşük bir direnç almamız lazım. O da 0.7 ohm olarak gözüktü. Gayet düşük. Bu pinleri buna göre uygulayacağız. Güç kaynağından kalem havyamız 400 dereceye çıkana kadar kademeli olarak voltaj uygulayacağım. Tabii ki bunu sıfırdan başlatacağım. Evet, havyamız 420 dereceye ulaştığında bize 23 milivoltluk bir voltaj veriyor. Şimdi buna uygun bir kazanç yapacağız. Bizim ESP'mizin ADC okumasına maksimum 1 volt girebiliyoruz. Yani ESP12F'in ADC pininden maksimum 1 volt girebiliyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak op ampımıza kazanç vereceğiz. Maksimum sıcaklık değeri kabul ettiğimiz 420 derecede cihaz 23 milivoltluk bir gerilim üretmekte. Benim elimde bulunan dirençler 100 kilo ohm ve 2.7 kilo ohm. Bu dirençler vasıtasıyla op ampımızda 37 katlık bir artış yapacağız. Yani bizim 23 milivoltumuz 851 milivolta yükselecek. Bu da 0.851 volt yapar. Zaten ESP için maksimum, zaten ESP kartımız için maksimum ADC okuma voltajının 1 volt olduğunu söylemiştik. Yani 1 voltluk bir gerilimde biz kod kısmında 1023 değerini alacağız. Bizim devremizden kaynaklı olarak maksimum okuyabileceğimiz değerimiz ise 0.851. Burada küçük bir içler dışlar yaptığımız zaman bizim kodumuzda okuyabileceğimiz maksimum ADC değerimiz yaklaşık olarak 871 olacaktır. Yani kabul edebileceğimiz 420 dereceye tekabül eden ADC değerimiz 871 olacaktır. Şimdi buna göre kodumuzu şekillendirebiliriz. Videonun aşırı uzamaması için kod kısmına çok detaylı bir şekilde değineceğim. Sadece belirtmek istediğim birkaç nokta var. Onlara değineceğim. Öncelikle OLED kütüphanesini, Adafruit'in olan kütüphanesini kullanmıyoruz. Şu kütüphaneyi indirmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz şu kütüphaneyi kullanacağız. Bu ESP serileri için OLED ekranı kullanabileceğimiz kütüphane dosyası. Adafruit'inkini tek başına kullanabiliyorsunuz ama yanında farklı işlemler yaptığınız zaman kütüphane düzgün bir şekilde çalışmıyor. Delay yerine minus komutu kullandık. Çünkü rotary encoder'ı kullanırken delay kullandığınızda, ki çok kısa süreler olsa pek sorun yapmaz ama yine de kullanmamanız daha iyidir, rotary encoder'ı düzgün bir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Burada analog okuma yaparken çok büyük parazitler alacaksınız. Bunu filtrelemenin iki yolu var. Birisi donanımsal olarak, birisi de yazılımsal olarak. Biz şu anda yazılımsal olarak birazcık önlem alacağız. Bu değerler çok ani değiştiği için ekranda bu çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca bu hızlı değişimlerde kötü tepki sonuçları doğurabilir. Biz burada filtre işini şu şekilde hallettik. Okumuş olduğumuz pinden 100 kere değer okuduk ve bu değeri sürekli topladık. Topladığımız değeri de tekrardan 100'e bölerek ortalama bir değer almış olduk. Bu koda ileride eklemek istediğim bir şey var. O da PID kontrol. Şu anda PID bir kontrol yok. Sadece pin açıyor ya da kapatıyor. PID kontrolle çok daha istikrarlı sıcaklık değerleri alacaksınızdır. Evet, şimdi kodumuzu yükleyebiliriz.
Proje ile ilgili güncelleme yaptıkça bunu sizlere YouTube üzerinden duyuracağım. Kod kısmında bir güncelleme yapacağım. PCB kısmında şu an bir güncelleme yapmayacağım büyük ihtimalle. Ama bunu da yaparsam size bunu YouTube üzerinden büyük ihtimalle duyururum. Bu tarzda ürün haline getirmeyi düşündüğüm aklımda birkaç tane proje var. Sizlerin de istediği projeler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde onları da ürün haline getirebiliriz. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.